Masmavi Üç Mutfak'ta hoş geldiniz. İki haftalık bir ayrılığın üzerinden tekrar sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bugünkü tarifim mayasız balon pişi. Yapımı çok kolay, çok da az bir malzememiz var. Mükemmel sonuç, iyi seyirler. Tarifimiz için bir su bardağı süt. Soğuk olmasını tavsiye ederim ki hamurumuz kendini çabuk tutsun. 2 tane yumurta. Bir tatlı kaşığı tuz. Hepsine ekleyip şöyle kısa bir süre karıştıralım. 2,5 su bardağı unumuz var. Unumuza bir paket kabartma tozunu ekliyoruz ve iyice karıştıralım. E, sebebi kabartma tozunun eşit bir şekilde her tarafa yayılması. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlar, yumurta büyüklüğünüze göre gerekirse yarım su bardağı kadar un takviyesi yapabilirsiniz. Ben tam 3 su bardağı unla yoğurdum. Oldukça yapışkan, homojen bir hamurumuz olacak. Lütfen Sert ve ele yapışmayan bir hamur olmasına özen göstermeyin. Yumuşak olması makbuldür. Elimizi hafif una batırarak çok kolay beze alıyoruz. Hamurumuz yapışkan da olsa hiç korkmayın. Elinizi una bulayın, hemen bezelerinizi alın. Yine bezelerinizin büyüklüğü sizin zevkinize kalmıştır. Bezelerimi aldıktan sonra yine tezgahımda çok az un serperek yaklaşık 10 santim çapında hepsini açıyorum. Burada da yine bir püf noktasını belirtmek isterim. Oldukça seri bir şekilde çalışın. Hemen açıp hemen kızartmaya başlayın. Yani başlamadan önce yağınızı ocağa verebilirsiniz ki zaman kaybınız olmasın. Kabartma tuzu çünkü işlemeye başlar. Yağımı ocakta ısıtmıştım. Bir tahta kaşıkla kontrol ediyorum. Kabarcıklar çıkıyorsa ideal ısıya ulaşmış demektir. Ve pişilerimi tek tek Sıcak yağımızın içerisine bırakalım. Yağınızın çok kızgın olmamasını tavsiye ederim. Sıfırdan 9'a kadar ayarı olan bir ocağımda. 9 başladım sonra 8'e indirdim biraz. Çünkü tavanız da ısınıyor. Dolayısıyla çok fazla sıcak olmaz. Gördüğünüz gibi pişilerimiz balon gibi şişti. Hepsi tamamen kabardıktan sonra çok dikkatlice patlatmadan ters çevirelim. Şayet çevirirken kaba davranırsanız patlayabilir yağın hepsini içine çekecektir. Baktınız ki kenarları biraz beyaz kaldı. Aslında oraları pişmiş oluyor. Ama siz yine de kızarsın isterseniz böyle biraz yamuk tutun. Oralarda hemen kızarır. Ve pişilerimiz kızardı. Kenara alıyorum. hepsi de balon gibi şişiyor. Çok az bir malzemeyle yaptık. püf noktalarını infoboxa yani açıklama kutusuna ekliyorum sevgili arkadaşlar. Oraya da bir göz atın lütfen denemeden önce ve servis için hazırlar doku testine geçelim çok kabarık durduğuna bakmayın rahatlıkla 5-6 tane yiyebilirsiniz çünkü çok ince ve arası boş bıçakla kesiyorum ve göstermek isterim böyle pofidik bir pişimiz var İçerisine doldurun domates peynir salatalık hamburger hamburger gibi çocuklar da çok sevecektir biz yetişkinlerde bayılırız zaten pişi deyin Kahvaltıya başka bir şeye gerek yok zaten. Bu biraz yamuk yumuk kabardı ama hiç sorun değil. Onu da arasına açıyorum. Gördüğünüz gibi o da oldukça boş. Asla yağ çekmedi hiçbir pişimiz. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Sizler de memnun kalırsınız. Efsane pişime göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı bugün de mayasız bir pişi tarifi vermek istedim. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.